Aşkım, bak lütfen söyle bana. Ne oldu? Bir şey olmadı aşkım. Ben lavabodan çıktım ben. O da birden bire karşıma çıkınca bakışlarından rahatsız oldum sadece. Pislik herif. Nasıl da korkmuşsun? İyiyim ben. Canım, bak bundan sonra dersin bitince beni sınıfında bekle. Buraya birlikte gelelim. Tamam. Hadi gidelim mi? Seni pastaneye bırakayım. Olur. Görecekler şimdi beni. Sen kimsin be? Bas diyorum, hadi geliyorlar. Bas İlyas, hadi. Aha, hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım, rahatsız etmiyor muyum? Aa, ne demek o? Teşekkür ederim. Şişt, hadi seni kaçırmaya geldim. Yemek yer miyiz birlikte? Ya olur. Olur tabii. Sen iyi misin? Hayır, hiç iyi değilim. Ne oldu? Ya biz ne zaman huzur bulacağız Sinan? Ya bir tarafta çocuklar, bir taraftan eski karın. Şimdi bir de ortaya Oktay çıktı. Hayır, niye bu kadar zor? Oktay seni mi aradı? Hayır, buraya geldi. Gazeteden evleneceğimizi öğrenmiş. Tabii evleneceğin kişinin ben olduğunu duyunca iyice delirmiştir. Öyle. Seni kıracak bir şey söylemedi değil mi? Ay yok canım. Yani onun söylediklerine kırılmayacak kadar hissizleştim ona karşı. Gelip mutluluklar dilemesini beklemiyordum tabii ama Çağla'yı kullanıp bana saldırmasına tahammül edemiyorum. Hala peşimizdeler ya. Hadi atlat şunları. Ya kızım sen kimsin be? Hem seni tanımıyorum, hem arabama biniyorsun, biliyorsun emirler falan yağdırıyorsun. Bana bağırıyor musun sen? Tamam. Tamam, atlatacağım. Ondan sonra seni indireceğim. Makul. Anlaştık. Kim bunlar? Yani neden polis çağırmak yerine arabama atladın? Soruların çok zekice. Otoparkta polis mi vardı? Ya da arasaydım hemen gelecekler miydi? Anladım. Peki tekrar soracağım. Kim bunlar? Peşimde olan birileri işte. Cevapların çok zekice. Hafızaya bak. Soktuğum lafı bana geri satıyor. Bizim okulda mı okuyorsun? Üniversite size mi ait? Hayır, yani aynı okulda mı okuyoruz? Evet. Neden şaşırdın? Öğrenciye benzemiyor muyum? Sence? Pardon, unutmuşum. Bu okulda öğrenci olmak için lüks bir araba, bir de ukala bir tavır gerekiyordu, değil mi? Burslu okuyorum. Anladım. Zeki kız. Sanırım atlattık. Evet, evet. Atlattık. Sağ ol. Ben inebilirim. Hay hay, hemen. Sağ ol.
İyisin değil mi? İyiyim Burak. Bak Burak, bana söz ver, tamam mı? Gerçi söz versen de tutmuyorsun ama neyse. Ya bak, o çocuktan gerçekten uzak duracaksın. Tamam canım. Bundan sonra ikimiz de daha dikkatli oluruz, tamam mı? Ya onun takıldığı yerlerde durmayalım. Dersimiz biter bitmez hemen çıkalım okuldan. Şu hale bak ya. Okulda bile huzurumuz kalmadı. Olsun aşkım. Bizim huzurumuz yerinde olsun en azından. Tamam mı Burak? Bak bana söz ver. Yani o sana sataşsa bile hiçbir şey söylemeyeceksin. Bak bu sefer gerçekten küserim. Tamam dedim ya canım. Tamam. Söz. İyi. İnanıyorum. Neyse ben artık gideyim. Tamam. Selam söyle. Dikkat et. Hoş geldin. Nasıl geçti ilk günün? İyi geçti. Sağ ol Erdem. İyi, çok sevindim. Aslı, geldin mi? İnanmıyorum. Hadi anlat her şeyi. Nasıl geçti? Ya gel hadi otur şuraya, anlat lütfen. Hadi. Tamam. Okul nasıl? Burak'la ne yaptınız? Okulun kafesi nasıl bir kere? O önemli. Tipler... Ne tipi ya? Ay saçmalıyorum şu anda. Alışkanlık olmuş herhalde. Ya anlat işte her şeyi. Anlatacağım. Ama bak Aslı. Bütün ayrıntıları istiyorum, tamam mı? Hiçbir şey atlamak yok. Ya ders bitene kadar her şey çok yolundaydı. Kafede buluşmak için Burak'la sözleştik. İlk karşılaştığım kişi Çağla. Sırıçyan ya. İlla her yerden karşına çıkacak. Bir şey dedi mi peki? Ne oldu? Zaten demese şaşırırdım. Oktay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz. Sizi iyi gördüm. İyiyim. Sizi dinliyorum. Buyurun. Mers Kozmetiğe ait hisselerimin hemen satışa çıkarılmasını istiyorum. Bunun gizli saklı olması gerektiğini düşünüyorsunuz sanırım. Evet. Ve bir an önce. Tamam. Oldu bile. Hisselerini mi satıyor? Tabii ki isterim. Siz ciddi misiniz? Tamam. Konuşup size hemen geri döneceğim. Ha. Gel Volkan. Nasılsın, iyi misin? Ya abi sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Konu nedir? Konu annem. Annen mi? Evet. Bak Volkan, annenin başına ne geldiyse benim bununla hiç ilgim yok. Gerçi o bir takım iddialarda bulunuyormuş ama. Sen merak etme amca. Ben zaten senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Buna sevindim. Benim aklımı karıştıran başka bir şey var. Nedir? Eda'ya yıllardır hapiste olduğunu, bu yüzden bizi arayamadığını söylemiş. Ve sizin bu konudan haberiniz varmış. Hapiste mi? Başak. Ya amca, kadının her söylediği yalan. Benim saf kardeşim de hepsine inanıyor. Volkan, ben Başak'ın ne yaptığını yıllardır bilmiyorum. Hapiste olduğunu hiç sanmam. Bence bu konuda yalan söylüyor sana. Ama araştıracağım. Çok iyi olur amca. Bir de bu konuştuklarımız aramıza kalırsa sevinirim. Şimdi nikah arifesi öncesi babamın aklı karısını istemiyorum. Tabii ki oğlum, sen merak etme. Ha bu arada Eda'yı bu kadından biraz uzak tutarsan iyi olur. Tamam amca. Hadi bakalım. İnanmıyorum Aslı ya. Bu Gani düşündüğümüzden de tehlikeli çıktı. Tam bir arıza. Evet Gonca. Aslı, ya Burak'a söylese miydin acaba? Ya bu çocuk seni rahat bırakmazsa? Ya söyleseydim olay çıkardı. Sonuçta okuldayız. Yani Burak'ın başının belaya girmesini istemedim. Haklısın da. Ne yapacaksın peki? Ya ne yapacağız? İkisinden de uzak durmaya çalışacağız. Uf, Çağla bitti bu başladı ya.
Ya tamam üzülme ya. Sen boş ver bunları. Derslerine odaklan. Hatta onu anlat ya. Nasıl geçti derslerin? Kızlar falan nasıl? Havalılar mı? Zengin şımarık kızlar işte. Gerçi bir kızla tanıştım. Garip bir tipi var ama iyi birine benziyor. Kafama göre bir arkadaş buldum. Kimmiş ki bu kız? Bizim sınıfta. Adı Banu. Ay çizimleri o kadar güzel ki bir görmen lazım. Ben bayıldım. Eğer bir fırsat bulursam bir makine alıp fotoğraf kulübüne başlayacağız. Ya bir günden ben samimi olmuşsunuz. Siz daha çok böyle yakınlaşırsınız. Sonra da beni unutursun aslında. Canım benim. Ya sen benim kardeşimsin. Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Ya tamam sen bana bakma. Çok sevindim. En azından kafana göre birini buldun. Siz neler yaptınız? Aman canım biz ne yapacağız? Aynı işte. Ama işler iyiydi bugün. Ay çok şükür olsun valla. Ben de işimin başına döneyim artık. Alo, buyurun. Gonca Pastanesi. Evet. Yapıyoruz tabii. Ben size ustamı vereyim. Evet, o sizi bilgilendirsin. Tabii ki. Aslı Hanım. Buyurun. İyi günler. Organizasyon firmasından arıyorum. Numaranızı sizi çok Mete'den yakın bir arkadaşımdan aldım. Aa, çok teşekkürler. Düğün organizasyonu için pasta ve kurabiye siparişi vermek istiyorum. Düğün mü? En geç yarın sizden haber bekliyorum. Eğer onay verirsek sunum için mekana gelebilirsiniz değil mi? 100 kişilik bir davet olacak. Çeşidi bol, zengin bir menü olmalı. Tabii. Ben sizin için tema hazırlayıp sizi bilgilendireceğim. Bütçede sıkıntınız yok. Neler yapacağınızla ilgili bana detaylı bir mail atarsanız sevinirim. Tabii. Yardımcı oluruz. Bilgilerinizi alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Düğün organizasyonu ve tam 100 kişilik. Abi en son beni 7. sınıfta okuldan almıştın. Almaya geldim deyince şaşırdım. Oldum o kadar ya. Oldu tabii. Amcamla konuştun değil mi? Konuştum. Hapiste olduğunu bilmiyormuş. Hiç şaşırmadım. Yalan söylüyor. Ya Eda, amcam bize neden yalan söylesin? Çünkü annemin hapiste olduğunu bize yıllarca söylemedi. Şimdi de kötü olmamak için bilmiyormuş gibi davranıyor. Ya saçmalık. Eda artık sen gerçekten doğru düşünememeye başladın. Ya bu kadın sana ne yapıyor ya? Sevgisini ve ilgisini göstermekten başka hiçbir şey. Şimdi anlaşıldı gözünün körleşmesinin sebebi. Seni nereden vuracağını biliyor. Bak Edacığım, ona biraz daha zaman geçir. Onu biraz daha tanı. Sen de anlayacaksın. Ya ben de zaten bunu yapıyorum abi. Onu anlamaya çalışıyorum. Keşke sen de bu konuda biraz gayret göstersin. Tamam. Eğer gerçekten hapisteyse gayret göstereceğim. Gerçekten mi? Evet. Ama senin de bana bir söz vermeni istiyorum. Eğer hapiste değilse o kadınla bir daha görüşmeyeceğiz. Tamam. Kabul ediyorum. Bak. Artık bunlar yeni trend Gonca. Yani kocaman bir pasta yapıyorsun ve kişi sayısına göre de cupcake. Ay Aslı süper bu. Yani bence böyle daha güzel olmuş. Yani bence de hem sunumu şık hem de ikramı kolay. Ya ben böyle bir tasarım yapalım diyorum. Sen? Kesinlikle katılıyorum. Ay Aslı ya. Kendimiz için de böyle bir şey yaptıralım. Aman yani yapalım. Düğünümüze mi? Buyurun. Bu nedir? Hemen arka sokakta yeni açılan dans okulunun broşürü. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ya, Aslı çok güzel bir yere benziyor. Evet çok güzel. Baksana
Vals var, tango var. Neredeyse bütün Latin dansları. Baksana. Cha-cha, salsa, samba, rumba. Hepsi var. Aslı oryantal bile var kızım. Yani hiçbir şey beceremezsek iki kıvırırız herhalde. Onu kesin yaparız canım. Aslı. Ya gidelim mi? Bak benim hiçbir sosyal hayatım yok. Sen en azından okula gidiyorsun. Bende o da yok. Böyle evden işe, işten eve. Tamam gidelim. Ya pahalı mıdır acaba? Bilmem ki. Defne Hanım, siz laf dinlemek yerine acaba işinize mi konsantre olsanız? Yok ben şey diyecektim. Kursun binası da bizim. Yani kiracımız onlar. İsterseniz size indirim yaptırabilirim. Bana bak ya, tüm mahalle bunların Allah aşkına ya. Yani hiç gerek yok aslında. Ama madem sen çok istiyorsun o zaman konuşabilirsin tabii. E tamam o zaman ben iş çıkışı gidip konuşurum. Aslı bir an önce başlayalım derslere. Hayırdır hayatım, neye başlıyorsunuz? Dansa. Ha iyi bakalım. Goncacığım sen biraz önce dans mı dedin? Dansa başlayacağız mı dedin? Yani bildiğimiz dans, vücutla yapılan dansa mı başlayacaksın sen? Yok Erdem, bilmediğim. Yani dans dedim, sen de çok güzel dedin. Demez olaydım. Şey, nerede peki hayatım bu dans? Nerede? Kurs neredeymiş o? Nerede? Bir arka sokakta, hemen yakın yani. Tamam. Hayatım bak bir şey diyeceğim. Ben bunları şimdi aldım ya, bunları aşağı yerleştireceğim dolaba. Gel birlikte yerleştirelim, bir de şu dans olayını falan bir konuşalım hayatım, gel. Ay Erdem, yerleştiriversen. Ayrıca bu ne var, bu dans konusunun konuşulacak nesi var, ben anlayamadım. Goncacığım bir gelir misin canım? Of iyi, al konuşalım bak. Gösteriyorum sana. Bak şimdi. Salsa var biliyor musun? Hoş geldin aşkım. Hoş geldin. Senem, çok mutlu görünüyorsun. Evet, çok mutluyum. Çünkü düğün siparişi aldık. E süper, tebrik ederim. Aman ya. Ne oldu aşkım? Düğün deyince... Hayatım, hafta sonu amcamın nikahı var. Oraya gitmek zorundayım. Ama mecburen... Çağla'yla aynı ortamda olacağız. Gitmesem olmaz değil mi? Olmaz tabii. Yani amcanın bu mutlu gününde Volkan'la Eda'yı yalnız bırakamazsın. Şimdiye kadar ailelerimizle konuşsaydık sen de benimle gelirdin. İnan gelmezdim Burak. Çağla beni görür görmez sinir tepesine çıkıyor. E benim için de öyle. O yüzden gerilmeye hiç niyetim yok. Benden ne kadar uzak o kadar iyi. Sana bayıldığımı söylemiş miydim? Hayır. Peki, söylüyorum o zaman. Sana bayılıyorum ya. Ben de sana bayılıyorum. Hadi hazırsan çıkalım mı? Tamam, artık işlerimi evde devam ederim. Dur. Gonca ben çıkıyorum. Çağla'cığım, yardıma ihtiyacın var mı? Yok anneciğim, sağ ol. Hallettim sayılır. Harika. Canım, Sinanların evine taşınacağımız için rahatsız değilsin, değil mi? Aksine, heyecanlıyım. Bence çok eğlenceli olacak. Gerçekten mi? Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Ben en çok da Eda'yla eğleneceğimizi düşünüyorum. Ona ne şüphe? Belki de bize olan hırsından annesiyle birlikte yaşamaya başlar. Yok canım, Sinan'ın buna izin vereceğini zannetmiyorum. Ama bilemem tabii. Ben en çok babamın tepkisini merak ediyorum. Bundan pek hoşlandığını söyleyemeyeceğim. Babamla mı görüştün? Bugün şirkete geldi. Burada ve bu saat oldu, hala beni aramadı öyle mi? Kendine gelememiş olabilir çünkü çok sinirliydi. Evleneceğimizi gazeteden öğrendiği için içerlemiş. Hazmedememiş desek ya şunu. Aynen. Anne. Bak lütfen seni kırıp yıpratmasına izin verme olur mu? Çağla,
evleneceğim için bana kırgın değilsin değil mi? Bak içinde en ufak bir mutsuzluk varsa ben hemen vazgeçebilirim. Hayır tabii ki de anne. Sen babamın ne düşüneceğini boş ver. Ben onunla konuşurum. İyi bakalım. Hadi ben de öbür tarafları toplayayım. Yarın sabahtan gönderirsiniz değil mi? İstediğim değişiklikleri de yaptınız. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler. Zelda. Ay canım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ben de terzimle konuşuyordum. Yani hazırlıkları bitirin artık dedim. Ne kaldı şurada nikah değil mi? Bu evlilik hepimize çok iyi gelecek. Bak ben de bizim hediyemizi aldım. Ay bakayım. Ay Nihat çok şık olmuş, çok. Yani tam konuştuğumuz, istediğimiz gibi olmuş gerçekten. Elçin'e de çok yakışacak değil mi? Şey ben Elçin'in yanında olacağım hazırlıklar sırasında nikahta. O zaman vereyim diyorum. Belki nikahta takmak ister. Çok iyi olur. Sen de kalsın. Tamam canım ben kasaya koyarım onu. Ay biliyor musun çifte mutluluk yaşayabilirdik yani biz şu nikahta. Yani düğüne... Nişanlı gideceklerine, ay niye böyle oluyor ya? Ay Selda, sen hala orada mısın? Ay oradayım tabii Nihat. Tabii ki oradayım. Yani nasıl bu hale geldiler acaba? Yani resmen nazar değdi. Kim bilir belki bu düğün onların barışmasına vesile olur, uğurlu gelir. Ne dersin? Orada böyle bir kavga edip de rezalet çıkarmasınlar, ben başka bir şey istemiyorum. Ay Nihat, ne kadar olumsuz bir insansın bazen biliyor musun? Gerçekten bazen çok olumsuzsun yani. Gerçekçisin demek istiyorsun değil mi? Tabii tabii. Efendim canım. Aşkım ne yapıyorsun? Düğün pastası çiziyorum. Sana büyük bir iş almıştık dedim ya. İşin daha çok mu peki? Ya evet. Yani bu gece çizimi bitirmem lazım. Sabah mail atacağım. Anladım canım. Ben de buluşalım diyecektim. Ha yok. Buluşamayız ki. Hem zaten annem izin vermez. Kiminle buluşmana izin vermem Aslı? Gonca'yla. Gonca'cığım benim şimdi kapatmam lazım. Hayırlı akşamlar. Bir Gonca olmadığım kalmıştı. Aslı, benden bir şey saklamıyorsun değil mi çocuğum? Bak ben senin annenim, bana her şeyi anlatabilirsin. Yok anne, nereden çıkardın şimdi? Sen kiminle konuşuyordun telefonda? Gonca'yla. Hastanede Gonca'yla görüşmedin mi? Evet görüştüm, eve geldim ondan sonra beni aradı. Sinemaya gidelim mi diye sordu, ben de annem izin vermez, çıkamam dedim. Tamam Aslı'cığım, inanıyorum sana. Okul için mi çiziyorsun onu? Yok anne, şey bir düğün organizasyonu için pasta siparişi aldık da sunumu da biz yapacağız. Ya yani inşallah iyi bir şekilde altından kalkarız. Tabii kalkarsın kuzum. Ben sana güveniyorum. Aslım sen hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Yani beni çok gururlandırıyorsun. Canım benim. Sinan Bey, Çağla Hanım'ın odası hazır. Sizin odanızı da istediğiniz şekilde düzenledim. Başka emriniz? Ya, yarın Elçin Hanım'ın eşyaları geliyor. Onları da güzelce düzenlersiniz, tamam mı? Elbette efendim. Baba, yarın mı geliyorlar? Evet, artık birlikte yaşamaya başlayacağız. Süper. Ben de senin gibi sevinmek isterdim ama... Eda bu durumdayken olmuyor. Yani biraz benim tarafımdan bakmaya çalışsa... Biraz beni anlamaya çalışsa gerçekten çok mutlu olacağım. Tamam baba. İstediğini yapacağım. Ön yargılarımı bir kenara bırakıp yanında olacağım. Beni şu an öyle mutlu ettin ki inanamazsın. Artık seninle daha fazla sorun istemiyorum. Ben de.
kadar arkadaşlar. Önümüzdeki derse çalışmanızın bitmiş halini görmek istiyorum. Sen bitirmişsin bile. Evet. Seninki de çok güzel gidiyor. Çizgilerin çok güzel. Ailede ressam var mı? Rahmetli babam mozaik ustasıydı. Başın sağ olsun. Sağ ol. Senin ailen hayatta mı? Şey, benim gitmem lazım. Ne oldu? Şey, anahtarımı alacağım da. İstiyorsan sana da öğretebilirim çalmayı. Aşkım, hadi hemen gitmemiz lazım. Pastanede işim var. Aşkım. Verdiğim sözü unutmadım. Merak etme. Tamam, merak etmiyorum ama acelem var işte, hadi. Tamam aşkım, neredeyse koşacaksın. Biraz yavaş. Bugünlerin tadını çıkartın aşk kelebekleri. Nerede bu çocuk ya? Arabası da yok. Hey! Baksana! Anahtarını düşürmüşsün. Manyak! Ben mi senin ödünü kopardım? Kızım sen ruh hastası mısın? Okulda çakı mı taşıyorsun? Çakı değil hocam, tırnak törpüsü. Ya neyse ne. İstemez. Al şunu. Arabada düşürmüşsün. Arabanda düşürmüşüm değil mi? Biliyordum. Ya çok sağ ol. Ya sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Benden uzak dur yeter. Ya... Çok canını acıtmadım değil mi? Ya hayır da bir an neye uğradığımı şaşırdım. Kuvvetlisin de. Fena sayılmam. Sende de görüntü var ama ses yok. O ne demek ya? Ya seni tek hamlede yere yıktım demek. Kızım ben nereden bileyim senin gibi bir kızın üstüme deli gibi saldıracağını? Banu. Ya hani senin de bir ismin var değil mi? Tanışma faslına geçtik şu an. O anlamda
Volkan. Memnun oldum. Ben de. Mecburen diyorsun. Yani bir arkadaşın sana nasılsın diye sorar. Çok fena haldesindir ama iyiyim dersin. Yani alışkanlıktır. Ya da bir çocukla tanışırsın ama hoşlanmadığın halde memnun oldum dersin. Yani yanlış anlama, ben seninle tanıştığıma memnun oldum. Şey, anahtar için teşekkür ederim. Yani ya bu akşam sonunda evime rahat rahat girebileceğim. Ya dün akşam üçüncü kata tırmanmak pek eğlenceli değildi. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Ay benim pasta için acilen mail atmam lazım. Ay evet Aslı, bir an önce halledelim onları da ilk dersimizi kaçırmayalım. Ne dersi ya? Aşkım şu maili atayım, ben sana anlatacağım. Kanka şey diyeceğim. Gel kanka, ben sana anlatayım ne dersi olduğunu, gel. Gel kanka. Gel. Kızlar dansa yazıldı. Ne güzel. Güzel de yani hani bize dans etseler falan, yeni figürler öğrenseler güzel ama yani şimdi gidecekler orada böyle seksi seksi kıyafetler. Bilmediğimiz adamlar, elin adamları, dans hocaları diye orada danslar falan. Abartma oğlum ya. Kanka ne abartma ya? Böyle böyle beden bedeni danslar falan. Oo, bir dakika bir dakika, dur dur, bak şimdi kafamı karıştırdın ha. Nereden çıktı ya bu dans dersi? Nereden çıkacak? Bizimkinden çıktı. Sürekli böyle bir yenilik peşinde, yine buldu bir şey yani. Ben ilk başta hevesli falan diye izin verdim. Sonra izin verdiğime pişman oldum ya. Ay Gonca senden bir de izin aldı yani. Ha. Baksana kanka, Aslı senden izin bile almamış. Ya neyse ne, ne yapacağız şimdi? Hem gitme desek de biz dinlemezler ki bunlar. Ya ne bileyim işte, öyle dersek de inada bindirirler. Biz de dans kursuna gidiyoruz. Başka çaremiz yok. Kanka nasıl dans kursuna gideceğiz ya? Ben dans etmeyi falan bilmiyorum ki. Böyle kazık gibi dururum. Böyle anca beni direkt dans yapar. Oğlum ben de dansdan anlamam ki. Ya o zaman yapalım ya, gidelim vallahi. Böyle biz o yeteneksizliğimizle onları danstan soğuturuz. Aynen, anlaştık. Tamam, o zaman hadi gel. Maili attım. Hadi gidelim o zaman. Biz de geliyoruz. Siz de mi geliyorsunuz? Evet. Biz de dans kursuna başlıyoruz. Niye gülüyorsunuz ki? Evet, komik olan ne? Biz dans edemez miyiz? Yani pek sanmıyorum ama. Hayır, dans ederiz değil mi kanka? Ne güzel dans ederiz hem de. Biz kankamla süper bir çift olacağız. Kanka, o kadar da uzun boylu değil. He, biraz abarttım. Hadi bakalım nasıl dans ediyorsunuz? İyi bakalım. Hadi anahtarı çek. Hadi Defne burada geçsin. Defne sen burayı halledersin. Merak etmeyin. Şükran, bu Aslı benden bir şey saklıyor. Diyorum ki acaba biriyle görüşüyor da bana mı söylemiyor? Soruyorum çocuğum böyle bir şey var mı diyorum. Yok diyor. Gerçi bana neden yalan söylesin değil mi ama? Tabii canım, sana niye yalan söylesin? Saklamaz o bir şey. Ya bana söyleyemeyeceği biri ise? Ay nereden çıkardın bunu Emel? Diyorum ki yani böyle itin, uğursuzun, ahlaksızın biri ise, gönülde bu konduysa ve ayrılamıyorsa, ben de kızarım, üzülürüm diye söyleyemiyorsa. Ay Allah'ım sen koru. Ya kendi yazdığına kendin inanıp panik yapıyorsun. Emel biraz sakin ol. Aslı aklı başında bir kız. Doğru, benim kızım aklı başında. Ama Şükran, gönül bu, ota da konar. Biliyorum. Biliyorum da öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama istersen Aslı'nın bir ağzını ararım. Ay ne iyi düşündün Şükran. Aslım seni abla gibi, anne gibi sever. Belki bana diyemediklerini sana söyler. Tamam. Sen onu bana bırak. Eğer öyle bir şey varsa hemen öğrenirim ben, sen merak etme. Sağ ol, eksik olma. Gerçi bende de kabahat var. Çocuk gitti işe başladı, pastanede bir kere bile gidip görmedim ne yapıyor bu çocuk diye. Yani hayırlamaya bile gitmedim. Ama en yakın zamanda gideceğim. Kolay gelsin. Aa sağ ol Halil. Hayırdır? Sen bu saatte buradasın? Selda Hanım'ın siparişleri vardı, onları getirdim. Ha.
Tekrar çıkacak mısın? İşim yok ama yapacak bir şey varsa. Emel de Aslı'nın çalıştığı pastaneye gidecekti de. Öyle mi? Tamam. Gidelim o zaman. Ben götürürüm. Emel Hanım, beraber gidebiliriz. Ya size zahmet olacak Halil Bey. Yok canım, ne zahmet olacak? Ben de gitmeyi düşünüyordum zaten. Arabayı hazırlayayım, ben size haber veririm. Sağ olun. Hep böyle yapıyorsun ama kızıyorum ha. Ay seni düşünmek de suç oldu. Ne zamandan beri gitmek istiyordun? Yollarda perişan olmaya diye şey ettik herhalde. Şükran, ya ben senin iyi niyetini biliyorum da hani bazen yapıyorsun ya. Sağ ol. Görüyor musun? Ben sana demiştim bak. Stans ediyorlar bak. Hayatta benim sevgilime öyle sarılamaz. Kırarım kafasını gözünü. Aynen. Ya siz ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bir şey diyeceğim Gonca. Sen böyle mi dans edeceksin? Böyle mi dans etmeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi dans ne gerektiriyorsa onu yapacağım ben de. He, sanat için soyunurum diyorsun yani burada. Erdem burada beni kıskanıp sorun yaratacaksan hiç gelmeseydin. Bak Burak hiçbir şey yapmıyor. Aslı. Yürü, gidiyoruz. Ne oluyor canım? Ben bu şekilde dans etmene izin falan veremem. Bırak beni de bedeli çıktı. Siz danstan ne anlarsınız ya? İçiniz fesat sizin. Artık dans deyince aklınıza ne geliyorsa. Şu dansa bakın mesela. Çok estetik. Bu dans iyiymiş, evet bu dans hoş. Ama bak bir şey diyeceğim, ten tene değmediği sürece sıkıntı yok. Of Erdem ya, sus tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hep birlikte mi katılacaksınız? Evet, benim kız arkadaşım. Ve benim kız arkadaşım. Böyle dördümüz dans edeceğiz biz. Anladım. Ben sizinle çalışacak hocayı çağırayım. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Kıskanıyoruz. Ne yapalım? Evet, kıskanıyoruz. Ha, kıskanmak da bir yere kadar ama. Sizinle buraya gelen de kabart. Biz de böyle. Rahatsız olduysanız biz gidelim. Merhaba, ben Gizem. Dans derslerinize ben gireceğim. Süper. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Erdem ben. Hoş geldiniz. Ben de Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı hı. Önce biraz ısınalım. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Evet, biz gitmiyor muyduk? Hadi. Yok ya. İyi bence burası. He, evet güzel burası. Biz burayı sevdik. Biz hiç sevmedik ama. Değil mi Aslı? Kıskanmak da bir yere kadarmış. Siz bizden beter çıktınız ya. Biz de böyle canım. Hadi yürü. Halil Bey, Aslı'nın tarifine göre buralarda bir yerde olacak. Aa, şu karşısı mı acaba? Orası bana. Gonca annem saklan! Annen mi? Aa, Burak Bey değil miydi o? Öyle mi? Fark etmedim. Ay, şimdi yanımızdan geçti. Hastaneyi arıyordu mu Emel Hanım, o yüzden. Hah, hastanede gelsin zaten. Olsun yavrum. Hoş geldiniz. Goncalar yok mu? Onlar da birazdan gelirler. Anne, Halil abi. Merhaba Aslı. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben de ne zamandır gidip de şunları göreyim diyordum. İyi de siz nereden geliyorsunuz böyle koşa koşa? Arka sokakta dans kursu açılmış. Oraya uğradık anne. Ayakta kaldınız. Oturmaz mısınız? Hatta ben size kızınızın yaptığı o çok güzel pastalardan getireyim, olur mu?
Nasılsın Aslı? İyiyim Halil abi, sağ ol. Sen okuldan sonra hep buraya geliyorsun değil mi Aslı? Hep buraya geliyorum Halil abi. Güzel. Aslım, çok şirin olmuş burası. Allah kazancınızı arttırsın inşallah. Amin anneciğim, amin. Geliyorum, geliyorum. Kızım, hoş geldin. Gel, geç hadi. Hoş bulduk. Nasıl geçti okulun? İyiydi. Asıl sen nasılsın? Aklım hep sende kaldı. Ya bari izin ver, bu gece seninle kalayım. Ben iyiyim bir tanem. Hiçbir şeyim yok benim. İyiyim. Bunu beni düşündüğün için mi söylüyorsun? Yoksa beni yanında istemediğin için mi? Eda'cığım, kızım o nasıl söz? Ben seni istemez olur muyum? Kızım, ben senin huzurunu düşünüyorum. Abin ve baban mutsuz olunca ben senin ne kadar mutsuz olduğunu biliyorum. Aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Aç değilim. Abim amcamla konuşmuş. Amcam hapiste olduğunu bilmediğini söylemiş. Hani biliyordun? Yoksa yalan mıydı? Kızım, yalan değildi. Bunu bilmediğini söylemesini normal karşılıyorum. Bunca zaman sizden sakladığı bir gerçeği itiraf etmesi hiç de kolay değil. Abim amcama inanıyor. Gerçeği araştıracağını söyledi. Umarım doğruyu söylüyorsundur. Eğer yalan söylüyorsan abimi bir daha asla geri kazanamazsın. Eda'cığım, bundan sonra yalan yok kızım. Bana güvenebilirsin. Sen konuştuğumuz gibi babanla aranı düzeltiyorsun, öyle değil mi? Evet. Tamam. Nikahına da gideceksin. İstemiyorum. Ay Eda'cığım. Kızım. Bak, gitmezsen baban çok üzülür. Mutlaka gitmelisin. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam. Aferin benim güzel kızım. Aferin. Canım benim. Aslı, pastaları sen mi yaptın? Evet Halil abi. Enfes olmuş, ellerine sağlık. Çok sağ ol. Kızım, Burak Bey burayı biliyor mu? Hangi Burak Bey? Masaroğlu. Dam, tararam, dam, tararam.